Tülin'in mutfağından merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün Elvin'le beraber zeytinli açma yapacağız. Niye zeytinli açma yapıyoruz? Kardeşim çok istedi, biz de yapalım dedik. Evet, Altan zeytinli açmayı çok sevdiği için Elvin'le beraber Altan'a açma hazırlayacağız. Zeytinli açma için önceden hamuru yoğurup hazırladım. Malzemelerde neler kullandım, ne kadar beklettiğimi açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan görürsünüz. Şöyle 7 bardak su bardağı ölçüsüyle, böyle bir su bardağı ölçüsüyle, elini karıştırabilirsin böyle, un kullandım. 3 su bardağı da ılık su. İçerisine 1 paket instant maya, 2 çay kaşığı tuz, 2 kesme şeker, 2 adet koydum ve yoğurdum. En az 2 saattir hamurum mayalanıyor ve böyle ara ara karıştırıp Elvin'in yaptığı gibi böyle mayasını indiriyoruz. Bu hamurdan Altan'ın sevdiği şeyler yapacağız. Tabii Elvin'in de, Altan lokma da istedi, Elvin pişi istedi. Hamurun yarısını açma için kullanacağız, yarısını da pişi ve lokma için kullanacağız. Şöyle içinden hamurumuzu alıyoruz. Tut Elvin. Yani 3 bardaklık hamuru biz tepsimize alıyoruz. Çok yapışık. Hafta sonu olduğu için böyle oyun şeklinde yapacağız. Şimdi yüzüne sürmek için bir yumurtanın sarısı, şöyle bir yumurtanın beyazını da zeytinle beraber hamura ilave edeceğiz. Şöyle tepsiye biraz yağ sürdüm. 2 kaşık kadar, yapışmasın diye. Şimdi şöyle hamuru Elvin'le beraber yağlanmış tepside açıyoruz. Hatta yanımıza fazladan yağ aldık. 2 kaşık kadar da burada yağ var. Yapışmasın diye şöyle açıyoruz. Ben kolay. Sen kendine dur. Hoşuna gidiyor değil mi Elvin? Sanki oyun hamuruyla oynar gibi. Anlasana düşüncelerini. Yani çok değişik bir dokunuşu. Siz yaparsanız siz de hissedebilirsiniz. Evet. Şimdi şöyle zeytin ve yumurta beyazı karışığı. Yani yumurtanın beyazı da araya gitmesin. Hamurun içinde kalsın. Şimdi onu her yere serpiştireceğiz şöyle şöyle. Zeytinleri ilk önce ezin, büyük bir şey yapmayın. Evet, zeytinlerin çekirdeğini çıkarıyoruz ve bıçakla doğradık. Yumurtayı da şöyle her yerine yediriyoruz. Şöyle bir sarıp rulo şeklinde hamura zeytini, yumurtayı karıştırmış oluyoruz. Bunu ama yoğuracağız iyice. Sen de yoğur böyle. Şimdi minik burmalar şeklinde. Şöyle elimle vuruyorum. Elini yağa batır Elvin. Sen de böyle burma yapabilirsin. Pişi gibi böyle ortasına delikle yapın. Evet, böyle pişi gibi yağlı kağıt serdiğim tepsiye koyuyorum. Mesela ben değişik şekiller de yapabilirim ama. Çok uğraşmana gerek yok Elvin. Çünkü hamur cıvık olduğu için şeklini çok tutmuyor. Şöyle vuruyorsun. Vurduktan sonra tepsiye koyuyorsun. Şöyle tepsiye koyarken de aralıklı koyuyorum. Bu şekilde. Zaten kendisi kabaracak burada.
Şimdi şekil verdiğimiz açmaların üzerine Elvin ne yapıyorsun? Yumurta sürüyor. Yumurtalarını sürüyor. Yeter öyle. Hepsine biraz biraz sürüyorsun. Zaten açmalarımız da bu kadar. Şimdi bir tane daha yapacağım. Şimdi ne yapıyoruz Elvin? Şimdi fırına yaptığımız açmaları koyuyoruz. 250 derece 50 dakikaya ayarladı. Önce öyle ısındı, sonra dereceyi ne yaptık? 200'e indirdik ve or tarafa koyuyoruz. 200 derecede alt üst ayarda şuradan bakalım 45 dakikada ayarladık. Bakalım kaç dakikada pişecek. Şimdi zeytinli açma fırında pişmeye devam ederken şu anda Altan'ın sevdiği lokmayı yapacağız. Şöyle ellerimiz yağlı. Elvin de karıştırdı. Şöyle minik fındık büyüklüğünde parçalar alıp şöyle yuvarlıyorum. Yağın biraz ısınmasını bekliyorum. Şöyle bir su bardağı kadar sıvı yağ, ayçiçek yağı. Onu ısınmaya devam ediyor. Şöyle hatta bir tane atayım içine, henüz ısınmamış. Çıtır çıtır ses çıkardığı zaman yağımız iyice ısınmış olacak. Aldığımız minik fındık büyüklüğündeki hamurları yuvarlıyoruz. Elvin sen de yap şöyle göstererek. Minik parça al eline. Yuvarlayıp tabağın kenarına koy. Yağımız ısındığında direkt yağın içerisine atacağız. Şu anda bir tanesi kokurdamaya başladı. Evet. Şimdi şöyle. Elinize yağlamasanız çok acayip yapışacağı için. Evet. Çünkü çok cıvık bir hamur. Şöyle küçücük koparıyoruz. Elimizi yağlıyoruz ve içine yuvarlanmış atıyoruz. Bunları da atayım. Onları da atabilirsin Elvin. Yavaşça yüzümüze sıçrar. Çok yakında yaparsan eline sıçrar. Şöyle hafifçe. Şöyle. Şöyle. Bakalım lokmalarımız ne kadar olacak. Çok büyük yapmayalım. Küçük küçük. Kızarmaya başladı. Evet, kızaran kendi dönüyor. Karıştırıyoruz. Bakıyoruz nasıl oluyor. Çok güzel kızarmaya devam ediyor. Evet, lokmalarımız pembe olmaya başladı, kızardı. Hepsi birden kızarınca alıp önceden hazırladığım şerbetin içine koyacağız. Şerbette de 1 su bardağı şeker, 1 su bardağına yakın su kaynattım. Birkaç damla limon suyu ve soğudu. Şöyle çok koyu olmayan bir kıvamda şerbeti var. Şimdi kızaran lokmaları şerbetin içerisine alacağız. Evet, şimdi lokmalarımızı alıyoruz. Şerbetin içerisine atıyoruz. Şerbet soğuk, lokma sıcak. Ve lokmaları yapmaya devam ediyoruz. Evet Altan, çok sevdiğin lokmalar hazır. Duygularını alabilir miyiz? Çok güzel görünüyor. Hemen yemek istiyorum. Evet, şimdi Elvin'in ellerinden kardeşine güzel lokmalar yapıldı. Bir al bak istersen tadına. Bir elinden de bir ağzına at bakayım nasıl olmuş. Ye. Nasıl? Harika olmuş. Çok yumuşak ve çok güzel. Dışı çıtır, içi yumuşacık. Elvin sen de bak gel. Bir de sen de buradan al. Al bakalım nasıl? Tam benim dişime uygun. Tam senin dişine uygun. Teller var dişinde çünkü. Lokmanın ikinci partisi de bitti. Bir daha yapmayacağım. Ocağı şimdilik kapatıyorum. Kalan hamurumuzu kişi yapacağız Elvin'in sevdiğini. Altan bir kaseye aldı gitti.
Şimdi bunu da Elvin'den dedesi yiyecek. Pazar günleri aile boyu yapılacak kahvaltılara 3 çeşit hazırlıktan örnekler yapmış oluyoruz. Evet, şimdi sıra neye geldi Elvin? Pişi yapmaya. Pişi yapmaya. Hamurumuzdan 3 çeşit yapacağız demiştik. Şöyle pişi yapmak için tabağımıza yine yağ koyduk. Şöyle elimizle de yapabiliriz. Tabağın üstünde de yapabiliriz. Size ben şöyle yapıyorum. Evet, hangisi kolay gelirse. Ben şöyle yapıyorum. Biraz büyüttükten sonra ortasını, yağın altı da açık. Şöyle ortasını parmağımla deliyorum bu şekilde. Ve elimle şöyle koyabilirsin Elvin. Yağ koy sen. İncelmesin. Ben koyayım şöyle. Önemli olan mutfağı severek bu işleri yapabilmek. Bir de benim kardeşim pişide A harfi yapmamızı istiyor. A harfini yapalım o zaman. Şöyle ben ince yapayım. A'nın ortasına minicik şeyi de sen koyarsın. Ve bunu tabii yağ koymak daha zor olacak. A harfi. Altan A istedi. Aslında benim yaptığım da böyle oldu. Ama düzeldi. Evet, düzeldi. Şimdi A'nın ortasına da şöyle küçük bir ayağını yapalım. Bakalım A harfine benzeyecek mi kızarırken? Çok güzel. Elvin'inki de. O da açıldı. Çok güzel oldu. Evet, pişilerimiz de çok güzel nar gibi pişti. Kızardı. Aa, Elvin seninkine bak. Harika. Tombiş oldu. Tombiş oldu. Evet, bu şekilde. Çok güzel. Pişi yapmaya devam ediyoruz. Şimdi Altan'ın A harfini bozmadan koyabilirsek çok iyi. Bakalım nasıl olacak. Biraz zorlaşıyor. A harfini görüyor musunuz? Çok güzel oldu. Şimdi şöyle tutsam. A'yı göstersem. Ve böyle. Harika. Çok güzel oldu. Altan'ın ağzını yaptık. Siz de kendi isimlerinizi böyle bir şey yapabilirsiniz annelerinizle. A harfimiz benzemiş mi? Çok güzel. Şöyle tabağa koyuyoruz. Altan'ı yaptık. Bu şekilde pişiler yapmayı tüm çocuklara tavsiye ediyoruz. Açmalarımız da 35 dakikada çok güzel bir şekilde pişti. Benim ne yaptık bugün? Bugün bir hamurdan 3 çeşit yemek yaptık. Hamur işi yaptık. Bir açma. Zeytinli açma. 2 lokma. Lokma 3 pişi. Pişi. Hadi tadına bak bakalım nasılmış bu yaptığımız şeyler. Bu çok güzel olmuş. Lokma nasıl? Bir de ona bakacağız. Oh. Elvin sen de çok güzel yiyorsun maşallah. Pişiyi de şöyle bir bölelim. İçine bak. İçini de şöyle bir görelim Elvin. Harika olmuş içi de. Peynir koy ye. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun bir tanem. Fidin'in mutfağında bugün Elvin'le beraber hamur işleri yaptık. Elvin o neydi? A harfi pişi. A harfi pişi. Altan istediği için yaptık. Altan yiyecek onu. Bu şekilde açmalar, pişi, lokma yapmayı çocuklara da tavsiye ediyor musun? Anneleriyle evet. Beraber. Çok zevkli oluyor. Yani değişik işler de yapabilirsiniz. Mesela ne bileyim istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Evet. Gülen'in mutfağını beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bildirim zilini açın. Gelecek güzel çekimlerde, değişik tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.